Alanya Posta TV ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopark alanını genişletmek için ve hastane çevresindeki trafiği rahatlatmak adına Alanya Belediyesi ve hastane işbirliği içerisine girdi. Hastanenin hemen karşısında bulunan onkoloji ünitesinin, onkoloji merkezinin yapılacağı arazinin bir kısmı otopark olarak düzenlenmeye başladı. Alanya'da son bir yıldır artan göçle birlikte araç sayısında da geçen yıllara göre önemli artış yaşandı. Misafir araç sayısındaki artış beraberinde yollarda trafik sıkışıklığına sebep olmakta. Özellikle kamusal alanların çevresinde de keşmekeşe neden olmakta. Bu sorunu çözmek için harekete geçen Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi, onkoloji hastanesi yapımını planlanan 30 dönümlük eski fidanlık arazisinde geçici otopark hazırlığına başladı. Başhekim Karahan, İl Sağlık Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ile yaptığı görüşme sonrasında boş arazinin bir kısmının araç parkına dönüştürülmesine yönelik hafriyat çalışması yapıldığını vurguladı. Hastanenin artan iş gücüyle birlikte otoparkta da hasta sayısının artmasıyla birlikte otoparkta da ciddi bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bu noktada yaklaşık 30 dönümlük bir alan boş hastanenin hemen karşısında. Onkoloji hastanesi yapılacak o bölgenin bir kısmına. Fakat henüz inşaat aşamasına geçmediği için boşta atıl vaziyette duruyordu. Ortada bir sorun var. Bu sorunu çözmek için de en kısa vadede buranın otopark olarak düzenlenmesine yönelik başhekimliğin talebi üzerine Alanya Belediyesi'nin desteğiyle birlikte çalışmalar başladı. Kısa süre içerisinde bölgenin trafik yükünün tamamen kalkması bekleniyor bu çalışmanın nihayete ermesiyle birlikte. Üzücü bir haberle devam ediyoruz. Antalya'da alacak verecek meselesinin çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi baba oğul ve arasında mahalle muhtarında bulunduğu 3 kişiyi maalesef tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda bir kişi de yaralandı. Aksu'da bir kişi aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı. Şahıs olay yerinden aracına binerek hızlıca uzaklaştı. Olay saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir şahıs Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ülke isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı. Ardındansa Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Muhtarı Mahmut Şimşek, Karaöz Mahallesi'nden İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i araç içinde öldürdü. Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin şahsı arama çalışması devam ediyor. Artan nüfusa paralel olarak ulaşımda yaşanan trafik sorununun çözümü için kamu kurum ve kuruluşları bir araya gelmeye devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Başkanlığı'nda emniyet ve zabıta birimleri de trafik sorununu çözmek adına bir toplantı gerçekleştirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ulaşımda yaşanan aksaklıkları aşmak adına girişimlere başladı. Başkan Yücel, ilçe emniyet müdür yardımcısı emniyet amiri Cengiz Usta, ilçe trafik denetleme büro amiri komiseri Kemal Öksüz, zabıta amiri Naci Uzunsakal'la bir araya geldi. Toplantıda özellikle ana arterlerde yaşanan trafik keşmekeşine nasıl çözüm bulunabileceği ele alındı. Özellikle şehir içi trafiğinde yaşanan aksamalar ve alınması gereken önlemler hususunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantının çok verimli geçtiği vurgulandı. Sadece toplantı yapmakla trafik sorununun çözmenin mümkün olmadığı bir gerçek, özellikle Adliye çevresindeki çevre yolunun o kısmı ve Atatürk Caddesi'ne, Atatürk Anıtı'ndan batı istikameti başta olmak üzere sahil bandında akşam ve sabah saatleri başta olmak üzere kış döneminde dahi bir yoğunluk söz konusu. Ulaşım master planı ile ilgili bir çalışması var Alanya Belediyesi'nin. Bu plan hazırlanırken muhakkak ki binaların
otopark ihtiyacının da olduğu gerçeği göz önünde bulundurulur, binalara ruhsat verilirken otopark alanının daire sayısıyla gerçek anlamda orantılı olması sağlanır ve dileriz yol kenarlarındaki birinci sıra parkları artık geçtik, ikinci sıra parkların olmasının da engellenmesini temenni ediyoruz. Tüm yurdu soğuk ve karlı hava etkisi altına alırken Alanya'da turistler ve bazı vatandaşlar deniz keyfi yaşadı. Alanya Offroad üyeleri ise Akdağ'da aynı anlarda kayak keyfini tüm heyecanıyla yaşadı. Yurt genelinde pek çok noktaya kar yağışı gerçekleşirken Alanya'da güneşli havayı görenler kumsalda güzel havanın tadını çıkardı. Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Alanya'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı kendisini gösterdi. Yaylalar beyaza bürünürken sahil kesiminde ise güneşli havayı görenler denizin tadını çıkardı. İlçede hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü. Ankara'dan ailesiyle Alanya'ya geldiğini belirten Salih Arık, güneşin tadını çıkaranlardan oldu. Toros'ta zaten eksi 7'yi gördüm. Orada kar vardı. Toros'tan buraya inerken zaten hava böyle açıyor. Ya gayet güzel bir hava karşılıyor sizi. İşte görüyorsunuz yani plaj. Herkes plajlarda. Çoluk çocuk. Sömestrin tadını çıkarıyorlar. Gayet güzel bir ortam var. Ankara'nın bir içine doğru soğunla. Kurtulmak isteyen her mevsim buraya gelebilir. Rahatlıkla, gönül rahatlıkla. Yüzmek isteyen ne demek yüzebilir. Biraz dalga var o yüzden insanlar herhalde. Biraz zaten. Alanya Offroad üyeleri de Akdağ'da kayak yaparak keyif dolu anlar yaşadı. Oğlum Serkan beni niye almadı? Oğlum dur. Evet. Sayın Necati Topal abi. Abi bu adama bir periz yazdın. Herif burada kalla oynuyor zayıflar can diye. Akdağ için bir kayak merkezi hayali uzun yıllardır devam ediyor. Fakat günümüzdeki iklim koşullarına baktığımız zaman artık oraya kayak merkezi yapmanın da realiteye baktığımız zaman pek mümkün olmadığını görmek ve kabul etmek gerekiyor. Alanya'da üreticiler yıl boyu bin bir zahmetli emek vererek yetiştirdikleri ürünlerini hırsızlardan korumak için çeşitli önlemler alıyor. Üreticiler güvenlik kamerası taktırıyor. Gece bekçi olarak seralarda bekliyor. Bunun yanı sıra ise jandarma üreticilere destek veriyor. Çiftçinin 12 ay boyunca ürettiği ürünler tarım emekçisinin yüzünü güldürürken aynı zamanda ürünler hırsızların da hedefi halinde. İlçede 239.059 dekar alanda yıl boyu meyve ve sebzenin yanı sıra tropikal meyveler bir yıllık emeğin sonucu oluşmakta. Açıkta 14.000 dekar alanda 84.000 ton, örtü altındaysa 7.350 dekar alanda 51.000 ton muz üretilerek büyük bölümü iç pazarda tüketiliyor. Muz ve avokado gibi tropikal meyvelerin yanı sıra narenciye ve sebze üreticilerin emeği hırsızlar tarafından çalınıyor. Hırsızlıklara karşı tedbirleri arttıran Alanyalı üreticiler, bir yıllık emeklerinin çalınmasına karşı çeşitli önlemler almakta. Güvenlik kamerası sistem, kilit, bekçi tedbirinin yanı sıra Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler özellikle hasat dönemlerinde sera ve bahçe çevrelerinde devriyeleri arttırıp çiftçiye destek olmakta.
Eskiye göre hırsızlık olaylarında azalmanın yaşandığını ifade eden muz üreticisi Mehmet Baysal, sağ olsun jandarma ekipleri gece devriye geziyor. Onların da faydası oluyor. Ayrıca bizim bekçimiz var. Çalmasın, gelip benden istese veririm. Gider evinde rahatlıkla yer. Helal olsun derim dedi. Ahmet Yücel ise bahçe ve sera çevresinde kurulan kamera sistemlerinin caydırıcı olduğunu ifade etti. Alanya'da kooperatif olarak faaliyette bulunan bir işletmeye yapılan baskında kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan ve oynatanlara polis adli ve idari işlem gerçekleştirdi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kooperatif faaliyeti yürüten bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisinin ardından harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda masa üstlerinde çok sayıda poker pulu, iskambille poker kağıdı ve para olduğu belirlendi. Olayın ardından 8 kişi hakkında işlem yapılırken iş yerinde bulunan 44 şahsın genel bilgi toplama üzerinden sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgu neticesinde bir şahsın silahla tehdit suçundan aranma kaydı olduğu anlaşıldı. İş yeri sorumlusu olduğu belirlenen 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı ve iş yeri mühürlendi. Anaokulunda görevli iki öğretmenin otizmli öğrenciye şiddet uygulandığı davanın ilk duruşması bugün Alanya Adliyesi'nde görüldü. Savunmalarını veren öğretmenlerden tutuklu olan da tahliye edilince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca aile adeta bu duruma isyan etti. Gazipaşa'da faaliyet gösteren bir anaokulunda yaşanan olayda öğretmen, özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli 6 yaşındaki öğrenciye şiddet uyguladı. Diğer öğretmen ise sözlü saldırıda bulundu. Kafasını nasıl çarpıyor? Allah seni kahretsin. Olayın ardından İlk duruşma yapıldı. Sanık öğretmenlerin yaptıkları savunmada biz okul öncesi öğretmenleriyiz. Özel öğrencilerin eğitimi konusunda bir deneyimimiz yok. Sözlerini kullanması dikkat çekti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti. Sanıkların ceza almaları gereken yerde serbest bırakıldığını belirten ve istemeden anne Gülay Şirin, tutuklu bulunan öğretmen çıktı diyecek bir şey bulamıyorum. Benim çocuğumun psikolojisi çok kötü. Sürekli kendisine vuruyor dedi. Çıktı, içerideki öğretmenimiz çıktı diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Nasıl çıkarlar? Çocuğum ölseydi orada da çıkacaktı. Demek ki ben bu adaleti şey yapamıyorum yani. Bilemiyorum ben bu nasıl iş. Yani ceza almaları gerekirken adamlar çıktı. Biri zaten hiç girmemişti. Şimdi ikisi de çıktı. Mahkemede çocuğum otizmli olduğu için onlar da özel öğretmen, okul öncesiyiz biz anlamıyoruz diyorlar. Anlamıyorsalar niye yapıyorlar madem bu işi. Cezalarını çeksinler dedim ben. Başka bir şey demedim. Ceza çekmelerini istiyordum. Yani şu anda çıktılar. Ne olacak bilmiyorum. Çok kötü. Benim çocuğum artık kendine sürekli vuruyor. O kadar ilaç kullanmasına rağmen düzelemiyor benim çocuğum. Aynı onların yaptığı davranışları yapıyor, kendine vuruyor. Sadece tekrar içeriye alınmalarını isterim ben bunların. Cezalarını çekmelerini bence az. 3 ayda çıktılar. Avukat Ahmet Kara da kamuoyu vicdanının bu kararla sarsıldığını ifade etti. Şu an sanıklardan tutuksuz yargılanan ve tutuklu yargılanan şahıslar adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildiler. Kamuoyu vicdanının burada sarsıldığını, biz müvekkilin ve mağdurenin çok büyük sıkıntılar yaşadığını, dosyada 6 adet videonun olduğunu, sanıkların suçu işlediğinin kanıtlandığı kanaatindeydik. Yalnız mahkeme kamuoyunu vicdanını hiçe sayarak tutuklu sanığı salıvermesi, adli kontrol hükümleri uygulansa da bizi ve kamuoyunu vicdanını rahatsız ettiği düşüncesindeyiz. Sanıklar ifadelerinde özellikle kendilerinin anaokulu öğretmeni olduğu, böyle özel bir çocuğa, otistik çocuğa eğitim verme alanında kendilerinin bir eğitiminin olmadığını bahsettiler. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve özellikle görev yaptıkları okulun da dosyaya dahil edilmesini talep ettik.
söylenecek söz bulamıyorum bu noktada. Bir öğrenciye, bir çocuğa, hele ki engelli bir çocuğa yapılan bu uygulamanın ardından mahkemenin vermiş olduğu karar kamu vicdanını zedeleyecek türden. Umarız itirazlar sonucunda adalet yerini bulur ve hem o çocuğa yapılanlar ortada kalmaz, cezalandırılır suçlular, öğretmenler ve ailenin de yüreği bir nebze olsun rahatlar. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte kuyumcularda da telaş başladı, kampanyalar devam ediyor. "25 metrelik yolda Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde hizmet veren Adalya Kuyumculuk müşterilerini bekliyor. Alanya'nın en popüler kuyum mağazalarından Adalya Kuyumculuğun ürün yelpazesi gün geçtikçe genişliyor. Binlerce ürünü ve çeşitleriyle hizmet vermeye devam eden Adalya Kuyumculuk gerçekleştirdiği kampanyadan Alanya halkının faydalanmasını bekliyor. Kampanya hakkında bilgi veren Adalya Kuyumculuk sahibi Muharrem Türk Yılmaz tüm ürünlerde indirim olduğunu belirtti. Türk Yılmaz Şubat ayı boyunca bütün ürünlerde 28 Şubat'a kadar indirimlerimiz devam etmektedir. Müşterilerimizi bekliyoruz dedi. Şimdi Şubat ayı boyunca mağazamızdan alışveriş yapacak müşterilerimize saat ürünlerinde %40'a varan, pırlanta ürünlerimizde %30'a varan, altın ürünlerimizde %20'ye varan indirimler sunmaktayız. Ayrıca bunların yanında 10.000 TL'yi geçen alışverişlerde de baget, yüzük hediye ediyoruz. Ayrıca Şubat ayı boyunca bütün ürünlerde indirimimiz devam etmektedir. Müşterilerimizi bekleriz. Yaklaşık 3.000 antika oyuncağın sergilendiği Oyuncak Müzesi yarı yıl tatilinde çocukların gözdesi oldu. Bu merkez 2022 yılında da 70.000 ziyaretçiyi ağırladı. Burnundan çekiyorsun nefesini. Çek, 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 çek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 3.000 antika oyuncağın sergilendiği müze, oyuncak çeşitliliğiyle hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekiyor. Kaleiçi Yat Limanı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde çocuklar çizgi film kahramanının heykeliyle de fotoğraf çektirip oyuncakları da yakından inceleme fırsatı buluyor. Yavaşlıyorum artık nefesim. Yarı yıl tatilinde Oyuncak Müzesi'nde her gün 9-12 yaş çocuklara yönelik profesyonel eğitimler eşliğinde atölyeler düzenleniyor. Drama, felsefe, masal, ritim ve geri dönüşüm atölyeleriyle çocuklara eğitici ve eğlenceli zaman geçirme olanağı sunuluyor. Yarı yıl tatilinde her gün 14-16 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilen atölyelere katılmak isteyenler 248-49-33 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi 2022 yılında 70.000 ziyaretçi ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yerelden kalkınma projeleri kapsamında kooperatiflerle yapılan işbirliği başarılı sonuçlar vermeye başladı. Bu kapsamda döşeme altında ekimi yapılan nergis soğanlarının hasadı yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın ilçelerinde alternatif ürün yetiştiriciliğini destekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilmesi ve tarıma kazandırılması için projeler üretiyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Toprak Ana Tarım Kooperatifine geçtiğimiz yıl 10.000 adet nergis soğanı hibe etti. Hibe edilen nergis soğanlarının Döşeme Alta Karabeliler Mahallesi'nde üretim alanı bulunan Toprak Ana Kooperatifinin arazisine ekimi yapıldı. Tabii onlar da var, da açıyor da şunlar mesela bir şey var. Toprak Ana Kooperatif üyeleri ve üreticiler tarafından çiçek açan nergislerin hasadı yapılıyor. Hasat edilen nergisler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı, Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, hasat edilen nergislerin şehrin belirli noktalarında kurulacak çiçek kiosklarında satışa sunulacağını, böylelikle Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerin ekonomilerine ve üretime destek olacağını aktardı. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğiyle düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap maçları Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Alanya'da 5 gün süren Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap maçlarında Ilgın Belediyespor, Esenyurt Hokey, Gaziantep Doruk, Kutlubey Okulları Amasya, Gaziantep Polis Gücü, Gökbörü, Kahramanmaraş Hokey, Selçuklu Belediyespor, Metpek Alanya Yıldızları, Nizip Zeugma takımları mücadele etti. Gaziantep Polis Gücü 54 puanla lider olurken Gaziantep Doruk 28 puanla 4. oldu. İlk 4'e giren takımlar Süper Lig şampiyonunu belirlemek için playoff maçları oynamaya hak kazandı. Alparslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde playoff mücadelesi veren Rest Property Alanya Belediyespor kadrosuna smaçör takviyesi yaptı. Grubunda playoff'u büyük ölçüde garantileyen kırmızı beyazlı ekip Okyanus Koleji'nde forma giyen smaçör Onur Kavala'yı kadrosuna kattı. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken playoff müsabakalarına daha güçlü ve alternatif bir kadroyla gitmek istediklerini belirterek sezonun kalan kısmında kırmızı beyazlı formayı giyecek olan Onur'a başarı diledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.